Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vechil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâ'l-hayri velev esîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedyi hedyu Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedin muttasilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ayetul münafiki selâs. İzâ hattese kezebe. Ve izâ va'ade ahlefe. Ve izâ tümine khan. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullahi teâlâ aleyhi mecmâinin bil cümle ahirete irtihal eden mü'min ve mü'minat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ayetül münafık selas. Münafıkın alameti üçtür. Münafık, içi dışına uymayan adam demektir. Kur'an-ı Kerim'de dereceleri vardır. Kafir anlamına da kullanılmıştır. Mesela içinde Allah'a ve Resulullah'a inanmıyor. İçinden tasdik yok ama çevresinin etkisiyle, korkuyla, baskıyla öyle gözükmek menfaatine olduğu için dışarıdan Müslüman gözüküyor, camiye gidiyor. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Abdullah İbni Übey İbni Selül var. Bu zat çevresi hep Müslüman olmuş. Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi şereflendirmeden evvel reis olacakmış. Tam reis olma günleriymiş. Peygamberimiz Efendimiz oraya gelince halk hemen onun etrafına toplanmış. Adamı unutmuşlar. Bir kenarda kalmış. Reisliğinden olmuş. Zengin bir adam. Çevresi geniş bir adam. Bundan dolayı Peygamberimize kin dolu bir adam. Hasedinden Peygamberimizi hiç sevmiyor. Çevresi hep Müslüman olunca o da çaresiz. Akrabası, eşi, dostu Müslüman olunca Müslüman olmuş, öyle gözükmüş ama içi peygambere kin dolu. Kesinlikle kabul etmiyor, edemiyor. Birçok hareketleri de bunu gösteriyor. Böyle içi inanmayan, dışı inanan gözüken bu adam 5 vakit namaza da gidermiş. Peygamberimizin arkasında namaz kılarmış. Bunun cenazesine peygamberimiz size arz ettik. Namazına oğlu çok güzel Müslüman rica etmiş, gitmiş. Kıldırıvermiş. Cenaze namazı kılmak demek orada yatan ölüye ve diğer müminlere dua etmek demek. Mahiyeti içeriği böyle ama sıradan bir dua değildir. Yani bunu bilhassa belirtiyorum. Dua insanın mesela hayızlı kadın dua edebilir. Cünüp adam dua edebilir. Abdestsiz dua edilebilir. Her durumda dua edilebilir. Fakat abdestsiz namaz kılınamaz. Abdestsiz cenaze namazı da kılınamaz. Dua her tarafa dönülerek yapılabilir. Kuzeye dön, havaya bak, batıya dön, nereye dönersen dön, dua edilebilir. Ama cenaze namazı dua içeriklidir ama kıbleye karşı olmaksızın kılamazsınız. Hani efendim cenaze namazı dua değil mi filan diyorlar da evet dua içeriklidir ama dua değildir. Bizim 5 vakit namazımız gibi de değildir. Rükusu yok, secdesi yok. Fakat dua da değildir. Sıradan bir dua da değildir. Bunu neden söylüyorsun diyeceksiniz.
Şimdi Hanefi mezhebine göre, bana kızıyorlar ama biz doğruyu söyleyeceğiz. Böyle dini imanı kimseye vermeyenler hem kızıyor. Şimdi efendim gıyabi cenaze namazı kılıyorlar. Şurada olan ölenlere, şurada şehit düşenlere, bizim Hanefi mezhebine göre gıyabi cenaze namazı kılınamaz. Cenaze namazının geçerli olması için namazını kılacağımız adamın önde olması lazım. Önde. Cesedinin önde olması lazım. Başıyla gövdesinin yarısı veya başı yoksa gövdesi önünde olması lazım imamın ki namaz kılabilelim. Efendim cenaze namazını peygamberimiz Necaşi'nin cenaze namazını kılmış. Kılmış doğru. Biz de biliyoruz. Burada da okuyacağız inşallah Allah say ederse. Ama diyor ki orada Cebrail aleyhisselam Necaşi'nin naaşını getirdi. Resulullah'ın önüne koydu. Önüne koydu. Öyle kıldı diyorlar. Yine sahabeden Muaviye İbn-i Müzeni diye bir zat var. Sıradan bir sahabeymiş bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferindeyken böyle mola vermiş askere. Dinlenirken Cebrail aleyhisselam gelmiş. Demiş ki Muhammed kardeşim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin sahabenden falanca öldü. Biz olsak ne deriz? Vah vah falan. Müslüman öyle demez. Hemen peygamberimiz inna lillahi ve inna ileyhi raciun demiş. Müslüman da böyle diyecek. Vah vah ölecek adam mıydı bu falan? Olur mu? Ölecek adam herkes ölecek. Öyle söylenir mi? Bu edebe aykırı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İlk söyleyeceğimiz söz bu. Ondan sonra sorarsın neymiş hastalığı neymiş nasıl ölmüş. Ama ilk söz bu olmalı. O da öyle söylemiş. Cebrail aleyhisselam demiş ki kardeşim Muhammed bu zatın demiş cenaze namazını kılmak ister miydin? Kılmak isterdim ama Medine nere, Tebuk nere? Hemen anında getirmiş adamın naaşını Resulullah'ın önüne koymuş. O da kalkın demiş cenaze namazı kılmışlar. Bunlar hep Buhari Müslim hadisleri. Hikaye kitaplarında değil. Sağlam bilimsel kaynaklarda. Ondan sonra demiş ki kılmış namazını. Demiş kardeşim Cibril şaşırdığım bir şey var. Bu zat demiş hani öyle önde gelen bir arkadaşım değildi. Hani mesela Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi seçilmiş önde gelen kahraman, alim ve ne bileyim böyle sivri tarafı, iyilikte önder olan bir tarafı yoktu. Allah'ın en büyük meleği olan Cebrail aleyhisselamı hizmetine sunacak kadar bir mertebesi yoktu bana göre. Bana göre öyle bir şey görünmüyordu. Nasıl oldu da demiş, sen demiş onun emrine girdin, aldın geldin adamın buraya naaşını koydun, şimdi de götürüyorsun Medine'ye. Ha onu mu merak ettin? Bu adam demiş senin bu arkadaşın sahabi peygamberin arkadaşı demek. Bu senin arkadaşın sahabin gece gündüz hep ihlas okurdu. İhlası çok severdi. İhlas. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Günde 100 defa okumak lazım. 1000 defa okuyan canını Allah'tan satın alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 1000 defa okuyan canını Allah'tan satın alır diyor. İhlas o kadar faziletli. Çünkü Allah'ın zatından, sıfatlarından bahsedilir. Tevhidin özü vardır ihlasta. Ondan sonra bunu delil alıyorlar. Bu iki olayı. Evet ama sen de falan yerde şehit düşen o çarpışıp ölen adamların cesetlerini önüne getirebilecek bir yiğitsen sen de kıl. Var mı öyle bir adam şimdi? Onların cesetlerini buraya getirebilecek. Hanefi fıkhına göre biz zahire göre hükmederiz. Zahir olan, açıkta olan şeylere göre fıkıh hükümleri öyle gerçekleşir. Bir adamın cesedinin işte başı yoksa tamamı, başı varsa göbeğine kadar olan kısmı başıyla beraber bulunmadı mı? Gıyabi cenaze namazı bizde meşru değildir. Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. Dua içerikli olsa da namazdır ve kılınmaz. Kılınmaz. Bacağını bulduk kılamayız. Kolunu bulduk kılamayız. Arz ettiğim gibi başı yoksa vücudunun tamamı bulunacak. Başı varsa göbeğine kadar vücudun yarısı cenazede kılanların önünde olacak ki kılabilelim. Neyse
dua içeriklidir. Peygamberimiz de bu münafığın cenazesini oğlunun hatırına kılmış. Ama ihtar almış. La tusalli aleyhim. Ya Habibim, bir daha onlara dua etmeyeceksin. Çünkü cenaze namazında Allahümme ufilli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ünsana. Dua ediyoruz hep. Burada olana, olmayana, erkeğimize, dişimize, hepsine, bilhassa şu cenazeye diye affet diye dua ediyoruz. Cenazemizin böyle. Dua, bir daha demiş, dua etmeyeceksin böyle içi kafir, dışı Müslüman gözükse olan kafirlere. Bir daha demiş, asla kılmayacaksın. İhtar almış Peygamberimiz. Gerçi Peygamberimiz tabii devlet reisidir. Bunda da dini gayret vardır. O adam çok arkalı, çok geniş sülalesi olan bir adam olduğu için bizim reisimizin cenaze namazını Muhammed Resulullah kıldırdı diye kabilesi tamamen Müslüman olmuş. 1000 kişi İslam'a girmiş bu hareketten dolayı. Peygamberin derdi de o. Müslümanlar bir an evvel çuvasını istiyor ama la takum fihi ebeden buyurduğu gibi bu münafıkların mescidinde la tusalli aleyhim, onlara bir daha namaz kılmayacaksın diye ihtar gelmiş. Evet efendim, münafık içi inanmayan, işte dışı böyle Müslüman gözükse bile buna münafık derler Kur'an'da. Bu kafir anlamındadır. Aman kimin yanında kafir? Allah yanında kafir. Bir adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese veya gelse bayram namazı kılsa veya cuma namazı kılsa cemaatle, biz ona Müslüman gözüyle bakmak zorundayız. İçi kafir bunu. Nereden biliyorsun? Kalbini yardın da baktın mı? Biz zahire göre hükmederiz. Cemaate gelmek iman alametidir. Neden? Ettehiyyatı okuduğumuz zaman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyoruz. Bu adam bilmiyorsa imam söylüyor. İmamın söylediği cemaatin söylediğidir. Binaenle bunu biz mümin kabul ederiz. İç sırları Allah bilir. Allah katında kafir, bizim nazarımızda böyle mümin olabilir, böyle münafık. Bir de münafık, burada arz ettiğimiz kafir manasına değil, çok büyük günah işleyen kimse anlamına. Tabii biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinden sonra ilk suresi Musaf'ta Bakara suresidir. Bakara suresinin baş tarafında müminlerden Allah bahsediyor. Onlar gaybe inanırlar. Kafirlerden 3 ayette bahsediyor. Resmen kafir, açıkça kafir. Münafıklardan 12 ayette bahsediyor. Münafıklar daha tehlikeli ve de cehennemde de kafirlerin en dipte olacak olanlarından, fidderkil esfeli, cehennemin çukurlarının en dibinde olacak olanlardır münafıklar. Neden? Aldatıyorlar. Ötekinde bir mertlik var. Kafirim diyor, ortaya çıkıyor. Biliyorsun. Ama münafık içi kafir, dışı Müslüman gözüküyor. Seni sağ gösterip sol vuruyor. Zararı, tehlikesi daha büyük. Şimdi bize göre Müslüman ama içi kafir, bu da münafık. Bir de bu hadis-i şerifte beyan edildiği gibi, tabii burada şunu işaret etmem lazım. Bir Müslümanın, arz ettiğim gibi, camide bayram namazı kıldığını cumartesi görürseniz, cumaya geldiğini görürseniz, o adama kafir diyemezsiniz. Müslüman gözüyle bakmak zorundayız. Ehli kıble ye kafir denmez. Efendim şöyle hataları var, olabilir. Ehli kıble kafir denmez. Bu bizim ehli sünnet inancımızdır. Biz uyanık duracağız. Onun şeysine, aldatmasının hilesine düşmeyeceğiz, uyanık duracağız, tedbirimizi alacağız. Ama ulu orta bir adamın yaptığı davranışlardan dolayı vay kafir vay demeyeceğiz. Burası çok önemli. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki اِذَا اَقْفَرَ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا. Buhari Müslim hadisidir bu. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir adama kafir diyen adam, küfür kendi üstüne gelir, çullanır. Küfür sözünün altında o kalır. Söyleyen kalır. Çıkabilirsen altından. Onun için şunu veya bu sebeple kızsan da sevsen de bir adama cumaya gelen adama, bayram namazı kılan bir adama kafir diyemezsin. Kesinlikle. Yoksa
kalbinde iman ışığı varsa, ne kadar günahkar olursa olsun, inkar etmemek kaydıyla, ne kadar günah işlersin, mümindir. Bu adam kafir olmadığı için kafir sözü sana gelir, senin üstünde kalır diyor Peygamberimiz. Bâ'e bihâdenin manası budur. Onun için ulu orta herkese vay kafir far falan demeyeceksin, demeyeceksiniz. Dinen buna mecburuz. Böyle çok veballi bir şey. Şimdi bir de münafık ikili oynayan adam, bunun alametlerinden üçü vardır, üç alameti vardır. Nedir onlar? İza haddese kezebe. Bunları okuyoruz, dikkat edeceğiz. Bunlardan bende var mı, yok mu? Tabii. Münafığın alameti üçtür. İza haddese kezebe. Konuştu mu, yalan söyler kerata, palavra sıkar. Yalan söylüyor musun? Hocam yalan söylemeyen var mı acaba? Dikkat bak, ben peygamber sana bir şey söylüyor. Ya, konuştuğu zaman bir adam yalan söyler. Bu münafık alametidir. Münafığın alameti birisi budur. Aman yalan söylemeyelim. Aman yalan söylemeyelim. Yalanın yeri, olduğu yer var. Mesela İstiklal Harbi'nde dedemiz çarpışmış. Düşman yakalamış senin dedeni. Nerede? Nerede Türk askeri? Biliyorsun yerini. Şurada deyip de hepsini kırdıracak mı? Hayır. Mesela bu taraftaysa bu tarafta diyeceksin. Burada yalan söylemek farz. Gavuru, düşmanı yanıltacaksın. Yanıltacaksın. Burada mecbursun. Gene bir adam, bir zalim, bir mümini mazlum, haksız, haksız yere zulmen öldürecek, dövecek, eziyet edecek. Bunu biliyorsun. Adamın mazlum olduğunu, gerçekten çok temiz insan olduğunu, bir başka adam da onu yakalamak istiyor. Sen de adamın önünden kaçarken gördün. Adamı biliyorsun, %100 temiz adam, güzel adam. Zalim geldi, nereye gitti, nereye gitti? Biliyorsun girdiği yeri. Yok diye, bu tarafa gitti diyeceksin. O mazlumu zalimden kurtaracaksın. Burada, böyle durumlarda, kesin durumlarda bir yalan söylemek farz olur. Farz olur. Karı koca kavga ettiler. Vuracak kurşunları yok. Halbuki birbirleriyle seve seve evlendiler. Ondan sonra şeytan durmuyor tabii. Şeytanın en büyük işi aile yıkmak, yuvayı yıkmak. En büyük günahlardan birisi bu. Yuva yıkmak. Girmiş araya. Aralarını açmış, kavga etmişler. Kovmuş avradı herif. Kovmuş. Kovmuş ama öfke şeytanına gidince tabii kara kara düşünüyor. Pişman. Veya değil. Şimdi sen bu yuvayı tamir için hanıma gideceksin. Senin adam bir pişman, bir pişman ama halbuki hiç aslı yok. Gene orada küfredip durur, kızıp durur. Olsa bile yuvayı tamir için senin adam bir üzülüyor ama bir üzülüyor diye yalan söyleyebilirsin. İyi. Yuvayı yıkma sadedinde. Adama gideceksin, senin hanım gözyaşını tutamıyor. Hiç halbuki her gün konuşup duruyor. O da öyle barut gibi. Yumuşatacaksın kalplerini. Yuvayı tekrar kurmak için adama yalan söyleyeceksin. Her hanıma yalan söyleyeceksin. Yuvayı kendine birleştireceksin. Bu güzel, bu yalan güzel. Ama bildiğimiz yalan hiç çok tehlikeli. Bir yalanın bir yeri daha var ama onu yapmamak lazım aslında. Ama biz tabii fıkıh açısından bunları size söyleyeceğiz. Şimdi evli karı koca hanımı çok süslenmeyi seviyor. Ayakkabısının en iyisini, elbisenin en iyisini giymesini seviyor. Adamın da geliri o kadar çok değil. Geliri varsa hakikaten iyi giydirecek, iyi yedirecek, iyi evde tutturacak. Bu dinen emir. Kazancına göre iyi evde tutturacak, iyi giydirecek, iyi yedirecek ama adamın kazancı o kadar değil. Fakat hanım çok hırslı. En iyi ayakkabıyı giyeceğim, en iyi elbiseyi giyeceğim diye tutturuyor. Pazara gitmiş bir ayakkabı almış. Kaça almış? 100 milyona. Hanıma dese ki 100 milyon aldım, evde kavga çıkacak %100. Böyle adi şeyle alınır mı diye. 300 aldım hanım ya. Güle güle gey. 100 alsa bile. Yuvayı kurtarmak için. Kavga olmasın karı koca arasında. Bunda zararı yok. Bunu da yapabilirsiniz. Evde güzel geçim olsun diye ama olmayan bir şeyi söylemek asla
başka bunun dışında caiz değildir. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Münafıklık alametidir. İza haddese kezebe. Böyle adamlar vardır. Yanına gittiniz mi? Öyle anlatır böyle ballı kaymaklı. Ağzın açık kalır. Hepsi palavradır. Yalan söylüyor adam. Huyu bu. Hep böyle palavracı. Böyle insanlar vardır. Aman siz olun. Böyle palavracı olmayın. Yalan söylemeyin. Her konuştukta yalan söyleyen adam da bir münafıklık alameti vardır. İza haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vakanın olanın dışında başka şeyi söyler. Biraz da latife yapalım isterseniz. Avcılarda olur mu bu yalancılık acaba? Değil mi? Bir atar efendim şöyle vurmamış. Halbuki o kadar vuramamıştır. Yalan söylemeyeceğiz. Avcılık da olsa yalan söylemeyeceğiz. Yok öyle şey. Yalancılık çok önemli. Bak münafık alametidir. Konuştuğu zaman yalan söylüyorsa bir bu münafıkın alameti bir. İki ve izâ va'ade ahlefe. Evet vaat ediyor. Ondan sonra da işte yan yattı çamura battı yapamadım. Ya yapamayacağın şeyi söylemeyeceksin. Konuşurken bak Allah bize Kur'an'da da ayet var böyle. Biz size diyor iki göz iki kulak verdik. Ondan sonra iki tane de dudak verdik. Bir dil verdik. İki defa bakacaksın. İki defa dinleyeceksin. İki defa kontrol edeceksin. Hatta bir de koklayacaksın. Bir defa konuşacaksın. Yani konuşurken, ağzına söz çıkarken böyle ölçe tarta konuşacaksın. Böyle adam tamam olur. El vaadu keddeyn. Vaat borç demektir. Peygamberin hadisi var böyle. Vaat ettin mi yerine getireceksin. Getiremedin. Münafık alametinden biri daha var. Sen de böyle vaat ettin yerine getirmezsen münafıklık alametinden birisi var. Öyle değil. Gerçekten vaat ettin, niyetin iyi, vaadini yapmak istiyorsun. O niyetle vaat ettin, fakat niyetin iyi, çalışmana rağmen vaadini yerine getirmedin. Orada korkma, orada zararı yok. Ama yine de azarlarlar seni. Bir daha böyle yerine getiremeyeceğin şeyi söyleme, konuşma. Ne diyorsunuz siz? Büyük lokmayı ama büyük laf etmen. İşte bu hadise dayanır bu. Bizim Anadolu insanı, filozof insan bütün hadisleri haline getirmiş, atasözü haline getirmiş. Büyük lokmayı ama büyük laf etme. Ettiysen yerine getir. Yoksa münafık olursun. Vaat ettiği zaman bu adam vaadinde durmaz. Vaadinde durmaz. Üçüncüsü izâ tumina hâne. Emanet ediyorsun, hıyanet ediyor. Mesela Almanya'da şimdi arabasını bırakıp gidiyor. Arkadaş senin evin bir köşesinde kalsın bu. Tamam kardeşim demişsin, koymuşsun. Emanet kullanılmaz. Adam tabii Almanya'da nereden bilecek? Arabayı gece gündüz kullanıyorsun. Hıyanettir. Ama derse ki ihtiyacın olduğu zaman kullanabilirsin. Problem yok. Öyle değil. Aman arabam işte çok pahalı bir araba. Şöyle ki olsun. Aman gözünü seveyim. Kılına dokunma filan dediyse binemezsin, kullanamazsın. Hıyanet olur. Şimdi gazetelerde okuyorsunuz. Arkadaş, komşu askere gidiyor. Çoluk çocuğu var. Arkadaş, komşu, hanımım, çocuklarım sana emanet. Gazetede okuyorsun. Arkadaşının hanımının ırzına geçti. Büyük hainlik, büyük hainlik. Böyle bir şeye emniyet ettin mi, güvendin de bir şey teslim ettin mi, hainlik eder, emanete riayet etmez. Bu münafıklık alametlerindendir. Şimdi tartışması var bunun. Üç vasıf birden olursa mı bir adam münafık olur, bir tanesi olsa da mı münafık olur diye bu hadis-i şerifi yorumlamaya çalışmışlar. Üçü birden varsa tam münafık adam. Konuştuğu zaman yalan söylemek adeti adamın. Böyle söylüyor. İki, vaat ediyor, vaadinde durmuyor. Huyu böyle. Üç, bir şeye emanet ediyorsun, hıyanet ediyorsa bu adam münafıkın ta kendisidir. Bir tanesi var bunlarda ise üçte bir münafıktır.
münafık alametlerinden birisi vardır. Yani ben iyiye yoruyorum. Aslında bir tanesi olsa da münafık diyen alimler var. Ama biz o çok sıkı diye bir tanesi varsa üçte bir oranında münafıklık bulaşığı var diyebiliriz. Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Bu şekilde münafık olmamak için konuşmamıza, davranışlarımıza bu şekilde beyan edildiği üzere son derece dikkat edeceğiz. Biz müminiz. Mümin olarak Allah bizi yaşatsın. Kamil mümin olarak Allah ruhumuzu teslim edenlerden eylesin. Yoksa öbür tarafta en rezil olacaklardan birisi, bak, bu münafıklardır. Kur'an'da 12 ayetten bahsediliyor onlar hakkında. Hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Hureyre Hazretlerinden, İbn-i Neccar, Abdullah İbn Mesud'dan nakletmiş. Müslim'de de bazı ilaveleri var. Aynı halde hadis nakledilmiş. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Akıbetimizi de hayır eylesin inşallah.